Resulullah Efendimizin isimleri. Sual. Peygamber Efendimizin çok isminin olduğunu duydum. Bunlar nelerdir? Manalarıyla beraber yazarsanız memnun olurum. Cevap. Muhammed Aleyhisselam Efendimizin 400'e yakın ismi mevahibi le dünyede vardır. Bunlardan bir kısmının manası alfabetik olarak kısaca şöyle. Abdullah Allah'ın kulu. Abid kulluk eden ibadet eden Adil adaletli doğru doğruluktan haktan ayrılmayan Ahmet en çok övülmüş sevilmiş Ahsen en güzel Ali çok yüce Alim bilgin bilen Allame çok bilgili Amil işleyici İş ve hareket adamı. Aziz, çok yüce, çok şerefli. Beşir, müjdeleyici. Burhan, sağlam delil. Cebbar, kahredici, galip. Cevat, cömert. Ecvet, en iyi, en cömert. Ekrem, en şerefli. Emin, doğru ve güvenilir fadlullah Allah'ın ihsanı fazlı faruk hakkı ve batılı ayıran fettah yoldaki engelleri kaldıran galip hakim ve üstün gani zengin habib sevgili çok sevilen hadi doğru yola götüren hafiz muhafaza edici halil Dost. Halim, yumuşak huylu. Halis, saf, temiz. Hamid, hamdedici, övücü. Hammat, çok hamdeden. Hanif, hakikate sımsıkı sarılan. Kamer, ay. Kayyim, görüp gözeten. Kerim, çok cömert, çok şerefli. Macit yüce ve şerefli. Mahmud, övülen. Mansur, zafere kavuşmuş. Masum, suçsuz, günahsız. Medeni, şehirli, bilgili ve görgülü. Mehdi, hidayet eden, doğru yola ileten. Mekki, Mekkeli. Merhum, rahmetle bezenmiş. Mesud, mutlu metin sağlam özü ve sözü doğru itimad edilir muallim öğretici muhammed yerde ve gökte çok övülen muktefa peşinden gidilen muslih ıslah edici ve düzene koyucu mustafa çok arınmış muti hakka itaat eden muti veren ihsan eden muzaffer zafer kazanan üstün mübarek uğurlu hayırlı bereketli feyzli. mücteba seçilmiş mükerrem şerefli yüce aziz hürmet ve tazime erişmiş müktefi iktifa eden münir nurlandıran aydınlatan Mürsel elçilikle gönderilmiş. Mürteza beğenilmiş, seçilmiş. Müstakim doğru yolda olan. Müşavir kendisine danışılan. Naki çok temiz. Nakib halkın iyisi, kavmin en seçkini. Nasih öğüt veren. Natık konuşan, nutuk veren. Nebi, peygamber. Neciyullah, Allah'ın sırdaşı. Necm, yıldız. Nesib, asil, temiz soydan gelen. Nezir, uyarıcı, korkutucu. Nimet, iyilik, dirlik ve mutluluk. Nur, ışık, aydınlık. Rafi, yükselten râgıp, rabet eden, isteyen, rahim, mü'minleri çok seven, acıyan, razı, kabul eden, hoşnut olan, resul, elçi, reşid, akıllı, olgun, iyi yola götürücü, said, mutlu, sabir, sabreden, güçlüklere dayanan, sadullah, Allah'ın mübarek kulu sadık, doğru olan, gerçekçi. Saffet, arınmış, seçkin. Sahip, malik, arkadaş, sohbet edici. Salih, iyi ve güzel huylu. Selam, noksan ve ayıptan emin. Seyfullah, Allah'ın kılıcı. Seyyid, efendi. Şafi, şefaat edici. Şakir, şükredici şems, güneş, taha, Kur'an-ı kerimdeki rumuz ismi, tahir, çok temiz, taki, haramlardan kaçınan, tayyib, helal, temiz, güzel, hoş, vafi, sözünde duran, sözünün eri, vaiz, nasihat eden, vasıl, kulu Rabbine ulaştıran, veli, veli, sahip, dost. Yasin, gerçek insan, insanı kamil. Zahid, masivadan yüz çeviren. Zakir, Allah'ı çok anan. Zeki, temiz, akıllı. Resulullah'ın has ismi. Sual, Kur'an-ı Kerim'de Muhammed ismi geçen ayetlerin mealleri nasıldır? Cevap, Muhammed Aleyhisselam ismi şerifin geçtiği ayet-i kerimelerin mealleri şöyledir. Muhammed Aleyhisselam ancak bir resuldür. Ondan önce birçok resuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz ardınıza dönecek misiniz? Dininizi bırakıp savaştan kaçacak mısınız? Böyle yapan elbette Allah'a bir zarar veremez. Fakat şükredip sabredenlere Allah elbette mükafat verecektir. Ali İmran Suresi 144. ayeti. Muhammed Aleyhisselam kendi sülbünden olmayan erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. O Allah'ın resulü ve nebi'lerin sonuncusudur. Ahsap Suresi 40. ayeti. İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed aleyhisselama indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir. Muhammed Suresi 2. Ayeti Muhammed aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Onunla birlikte olanlar, eshab kiram, kafirlere karşı çetin ve metin, kendi aralarında merhametlidir. Onları rükû ve secde halinde namaz kıldıklarını, Allah'ın fazlını ve rızasını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Yani yüzleri nurludur. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar yani eshab Kiram filizlenmiş, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş ekicilerin hoşuna giden ekine benzerler. Allahü Teala Böylece onları, yani eshab kiramı çoğaltıp güçlendirmekle kafirleri öfkelendirdi. İman edip salih amel işleyenleri mağfiret edip, onlara yani eshab-ı kirama büyük ecir vereceğini vaat etti. Fetih Suresi 29. Ayeti İslam alimleri buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'i okurken, Peygamber Efendimizin ismi geçince, hemen o mübarek ismi sevgiyle, saygıyla öpen Müslüman, çok nimete kavuşur